Sana dediklerimi iyi düşün. Ne oluyor burada Sefer? Bu adamın evinde ne işi var senin? Hiç. Nasıl hiç? Beni kandırmaya çalışıyorsan çok fena olur. Hala bağlayamadılar ya. Eyvallah. Telefonunuz hazır. Alo. Alo. Serap Dinç Aslan'la görüşecektim. Vous ne comprenez pas madame? Je sais pas votre langue. Serap Dinç Aslan. Onunla görüşecektim. Vous demandez qui? Serap? Ya bu adam gavurca konuşuyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Ya bak kızı, daha güçlü söyle. Serap Dinç Aslan diye söyle. Qui Serap? Je pense que vous avez tapé la fausse ligne. Ne oldu Orhan Bey? Affedersiniz Serap. Biraz işim var. Akşam görüşürüz yemekte. Tamam. Je pense que le téléphone est pour nous. Oui, sûrement. Merci. Alo. Güllü. Alo. Alo Orhan Bey. Ben Pakize. Buyurun Pakize Hanım. Serap'la görüşecektim de. Serap Hanım dışarıda. Benim bir şeyim mi var? Ben Güllü'yü merak ettiydim de. Ne vakit dönecek onu soracaktım. Hem bir hal hatırını sorayım, hem de ne vakit dönecek öğreneyim dediydim de. Çok incesiniz, merak etmeyin. Her şey yolunda. Serap Hanım da çok rahat ve iyi. Yakında döneceğiz. Merak etmeyin, hoşça kalın. Merci. Ne oldu kıza? Ne dedi? He? Yakında döneceklermiş. Oh, sokağa yuttu demek ki şerefsiz. Kim sokağı yuttu? Ya Allah aşkına Ahmet, ne oluyor anlatsana. Ya Pakize, anlatabileceğim bir şey olsa zaten anlatırım. Ama inan bana, vakti zamanı gelince her şeyi anlatacağım ben sana. Hadi, sağ olasın. Bana bak, bu adam gözünü korkutmasın. Ay yaşın teki zaten. Hiç kimse ona inanmaz. Merak etme Halileciğim. Zeyhan'a kapılıp kendi mahvuma sebebiyet verecek bir şey yapma niyetinde değilim. Âlâ. Öyle düşünmene sevindim. Zira Orhan'la Serap'ın evlenmesi hepimizin menfaatine. Umursadığım tek şey kızım. Orhan benden aldıklarını geri verdiği takdirde onunla olan tüm bağım kopmuş olacak zaten. Aptalca bir kıskançlıkla kızımın istikbalini tehlikeye atacak değilim. Meraklanma, çok beklemeyeceğiz zaten. Orhan evlenme teklif etmiş. Evet demesi an meselesidir. Kadın da biliyor canım Harap'in ne kadar şerefsiz olduğunu. Tam razı edecekken birdenbire kapı çalındı. Senin karın geldi. Halide mi? Hı. Konuştuklarımızı duymadı ama ne işi varsa orada. Her şey yarım kaldı. Bekçi, orada mısın Ahmet'ten? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın kardeşim? Sağ ol Ahmet. İyiyim. Temiz üstbaş getirdim sana. Alttakinde de yiyecek bir şeyler var. Sağ olasın kardeşim. Sağ olasın. Pakize'ye Güllü'yü arattım. Ama o deyüz çıktı yine telefona. Her taşın altından o iblis çıkıyor ha. Ne dedi, şüphelendi mi? Yok, sanmıyorum. Sokağı yutmuş bence. Yakında döneceklermiş. Senin de öldüğüne inanmış belli ki. İyi. Dönsün. Dönsün de dinsizin hakkından imansız nasıl gelir görsün. Şimdi beklemekten başka çaremiz yok ha? Bekleyeceğiz. Hele bir ayak bassın Adana'ya.
Anasından emdiği sütü burnundan getirmezsem ben de adam değilim. İyi misiniz Serap Hanım? Ay yavrum, ay yavrum benim. Sıkın dişinizi. Az kaldı. Gitme. Ne olursun gitme. Ben gözümü ilk seninle açtım. İlk sana sevdalandım. Bebeği bulduğumuz evde yapılan parmak izi tahkikatı neticelendi. Öyle mi? Bir şey bulabildiniz mi? Parmak izlerinden biri Kemal'e ait. Mahkemeye çıkarıldığında suçlu bulunacağı aşikar. Cezası neyse çeksin. En ağır cezayı alması için elinden gelen her şeyi yapacağım. Herhalde. İkide bir tutup da pencereye. Bebeğim! Dönüp dönüp bakma artık gönlüm, 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 gönlüm. Başımın belası. Benimle evlenir misin? İkide bir tutup da pencereye. Dönüp dönüp bakma artık gönlüm, gönlüm, gönlüm. Fabrikaya geri dönmene çok sevindim Halide. Sağ ol Selim. Bu arada geçmiş olsun. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.